Merhaba arkadaşlar, Nasıl Yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde görmüş olduğunuz ajurlu iki şişli öreceğimiz örneği paylaşmak istiyorum. Bunu ben kazak yapıyorum kendime. Gördüğünüz gibi lastik falan başlamadım. Sadece iki sıra haroşa örgünün üzerinde örneği kurdum. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunun için bir örnek için bize 11 tane ilmek burada var. 1 tane ilmek burada var. Toplam 12 tane ilmek lazım örneğimizi kurabilmemiz için. Tabii eninde bunların tekrarından oluşuyor. Tüm eni boyunca tekrar etmemiz gerekiyor. Yarım örnek kalırsa da ona göre örneğin yarısını kurmamız lazım. Şimdi ben size buradan bütününü kurarak 3 örneklik ilmek attım. 2 sırada haroşa geçtim. Şimdi örneği beraber kuralım. Kenarlarda üçer tane düz örelim. 2 3. Şimdi hemen yanına ajurlu kısmı yapacağız. Ajurlu kısmı yapıp eksiltmeleri ortadaki ilmeklerden yapıyoruz. Bir ipliğimizi ters örecekmiş gibi bu tarafa atıyoruz ve toplam 1 2 3 4 tane ilmeği normal düz örüyoruz. Toplam şu arada 11 tane ilmek var. 4 tanesini sağ tarafta, 4 tanesini sol tarafta, üçünü de ortada birlikte öreceğiz. 3 tanesini içten hepsini birlikte örüyoruz. Sonra 4 tane daha düz örgü yapıyoruz. 4 tane. Sırada şurası kaldı. Burada bir tane ilmeğin sağında ve solunda birer ajur oluşturacağız. İpimizi ters örermiş gibi bu tarafa atıyoruz. Bir tane ilmeği düz örüyoruz. Burada bir tane arttırmış olduk. Şurada 3 tane kesiyoruz. Bu 3 kesimin bir tane arttırımını bu tarafında örneğin, bir tane arttırımını örneğin bu tarafında yapacağız. Şimdi örneğimiz devam ettiği için burada bir ördüğümüz ilmeğin yanına hemen ipliği öne atıyoruz. Normal 4 tane düz örgü yapıyoruz. 4 ilmeği. Ortada şurada arttırdığımızı ve burada arttıracak olduğumuzu kesiyoruz. 3 taneyi birlikte örüyoruz. Sonra 4 tane daha örüyoruz. Normal düz örgü. Hemen bir tane arttırıyoruz burada. Düz öreceğiz. İpi terse attık. Bir tane düz örgü yapıyoruz. Şişimizin üstüne kaldı iplik. Tekrar bir daha arttıracağız. Burada bir örnek daha kuracağız çünkü. 1 2 3 4 tane ördük. Ortadaki 3 taneyi içten birlikte ördük. Sonra 4 tane daha örüyoruz. 3 4. Burada kestiğimiz bu taraf için bir tane arttırma yapıyoruz. Bir ilmeğe örüyoruz. Artık ilmeğin sol tarafında bir arttırma daha yapmıyoruz. Çünkü burada arttırırsak ilmeklerimiz fazlalaşır. Normal iki ilmeği daha düz örüp sırayı bitiriyoruz. Şuradaki arttırımı buradaki kesimin bu tarafındaki için yaptık. 3 taneyi kesmiştik. Buradaki diğer ikinciyi de burada arttırdık. Şimdi arka sıramız tamamı ters. Tamamını ters örgü örüp sırayı sonuna kadar geçiyoruz. Hızlıca örelim. Arttırdıklarımızı örmeyi unutmayalım. Onları da yine ters örgü şeklinde örüp ilmek haline getiriyoruz.
Sıramızı geçtik, ters sıramızı. Yine örneğimizi düzden kuracağız. Bu sefer kenarda 3 tane normal düz ilmeğimiz vardı. Onları örelim. Şu arttırdığımızda örüyoruz. Sonrasında bir tane burada arttırma, yani ajur işlemi yapacağız. Bu sefer ortadaki 3 ilmeği örene kadar birer tane örüyoruz. 3 tane tek ördük. Şu ortada eksiltme işlemi yaptığımız ilmekti. Sağındaki ve solundakini alıp üçünü birden örüyoruz. Ajura kadar örüyoruz. Normal örnek kurduğumuz ilmekleri. Ajura gelince bir tane arttırma işlemi yapıyoruz. Şimdi bu bir ilmeği toplamda 11 ilmek yapacağız. Ondan sonra örneği onun üstüne kuracağız. 3 oldu şimdi deminkiyle birlikte. Bunlar da ters sıraya geçince 5 olacak. İpliği bu tarafa attık. 1, 2, 3 tane ördük. Ortada birlikte ördüğümüzün sağındaki ve solundaki ile birlikte üçünü tekrardan beraber ördük. Sonra 1, 2, 3 taneyi birlikte ördük. İpliği öne attık. Arttırma işlemi yaptık ve 3 taneyi ördük. Bir tane arttırdık. 3 taneyi ördük. Sonra üçünü birden ördük. 1, 2, 3. Az önce arttırdığımızın yanına geldik. Bir tane arttırdık. Kalan ilmekleri düz şekilde ördük ve sıramızı bitiriyoruz. Şimdi ters sıramız yine tamamen ters olacak. Eksilttiğimiz ilmekleri bir tane kalıncaya kadar eksiltmeye devam edeceğiz. Hepsi ters. O yüzden hızlıca örüyorum. Arttırdıklarımızı da ters örmeyi az önce söylediğim gibi unutmayalım. Yani kaçmasın şişimizin üzerinden, onu ilmeğe çeviriyoruz çünkü. Geldik üçüncü örnek sıramıza. Şimdi 3 tane kenarda örgümüz vardı. İlk sırada bir tane arttırmıştık, onu da ördük. Az önceki sırada bir tane arttırdık, onu da ördük. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyoruz. 1, 2. Bakıyoruz, eksilttiğimiz ilmek burada. Sağından ve solundan birer tane alarak üçünü birlikte örüyoruz. Bir arttırma işlemi yaptığımız yere kadar ördük. Bir tane arttırma yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ilmek olmuş burada örmemiz gereken. Az önceki arttırdığımızın hemen yanında bir tane arttırıyoruz. 1, 2. Ortadaki üçünü az önce eksilttiğimizin sağındaki ve solundaki birer taneyi de alarak birlikte ördük. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Attık ipliği öne, düz örgüye devam ediyoruz. 1, 2, 3 taneyi birlikte ördük. Sıradaki 2 taneyi ördük tek tek. Öne attık ipi. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıramızı bitirdik. Ters örgüyü yapalım. Ters taraf her zaman sürekli ters örülecek.
Örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Kenara geçince bir bakalım. Gerçi yere çarpmasın diye kısa şişler aldım. Şişimi çok açamıyorum. Kaçar sağdan soldan. Şöyle baktığımız zaman örneğimiz ortaya çıkmaya başladı. Şu ortadakini bir ilmek yapıncaya kadar eksiltme ve sağdan soldan da arttırma işlemini devam edeceğiz. Dördüncü örnekli sıramıza geldik. Son arttırdığımızda ördükten sonra ipimizi öne atıyoruz. Bir tane örüyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Eksiltme işlemi yaptığımız burada sağdan ve soldan birer tane alıp üçünü birden örüyoruz. Hemen yanında bir taneyi örüyoruz. Bakıyoruz. Arttırma işlemi yaptığımız yer. Öne attık ipimizi. Arttırdıklarımız da dahil olmak üzere hepsini düz örüyoruz. Son arttırdığımız bu tarafa geldik. Öne aldık ipimizi. Bir tane ördük. Eksilttiğimizin sağından solundan birer tane alıp üçünü birden örüyoruz. Bir taneyi örüyoruz. İpi öne atıyoruz ve hepsini tek tek artırdıklarımız dahil ördük, bir tane öne attık, bir taneyi ördük, eksilttiğimizin sağını solunu üçünü birden ördük, bir tane düz, sonra öne attık, geri kalanı örüyoruz. Şunu tekrar etmek istiyorum, kafanız karışırsa eğer. Şurada eksilttiğimiz 3 tanenin arttırımını bu örneğin bir sağında bir solunda yapıyoruz. Örnek bittiyse buradan sonra tekrar arttırma yapmıyoruz. Burada da yine aynı şekilde tüm örneklerimizde ortada eksilttiğimiz 3 taneyi o örneğin kurduğumuz o dilimin sağında ve solunda birer tane arttırma işlemi yapıyoruz. O da sonra ajur şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi ters sırayı geçelim. Tamamını ters. İpliklerin kaçmamasına dikkat ederek. Aslında bundan bebek iliği de çok güzel olabilir. Robadan başlanan bebek iliği kolevinden aşağısına gövde kısmına bu örnek konulabilir. Kız bebekler için çok da güzel olur. Şimdi bakıyoruz şöyle. Buradaki eksiltme yaptığımız grupta bir ilmek kalana kadar devam edeceğimiz için bir sıramız daha var. Orada eksilterek gideceğimiz kenar ilmeklerini örüyoruz. Düz 4 5 6 7 3 tane ile başladık. 7 tane oldu bu kenardaki ilmeklerimiz. Bir öne attık. Zaten 3 tane kalmış ortada. Üçünü birden örüyoruz. Öne attık. Geri kalan ilmekleri artırdığımız ilmekler dümdüz örüyoruz. Öne attık. Bu 3 taneyi birlikte örüyoruz. Eksilterek gittiğimiz grup. Burası da artırarak geldiğimiz grup. Bunların hepsini tek tek örüyoruz. Öne attık. 3 taneyi birlikte örüyoruz. Öne attık ipimizi normal düz örmeye devam ediyoruz. Ters sıramızda geçelim bakalım örneğimize.
Şimdi örneğimizin bir kısmını bitirdik. Geldik. Şurada başlangıçta demiştim 11 tane ortada var. Bir tane de hemen yanındaki ajur yapacağımız kısımda var. Toplam 12 taneden oluşuyor. Şimdi burada yine aynı şekilde geldik. Buradan tekrar edeceğiz. Bir tane var. 11 tane de arttırarak yanda ilmek oldu. 9, 10, 11. 1 tane, 11 tane şeklinde. Şimdi nasıl yapacağız burayı? Bu sefer ajurları şuradaki birin sağına soluna kurmuştuk. Burada eksilterek geldiğimiz birin sağına soluna ajur yaparak, yani arttırma işlemi yaparak devam edeceğiz. Bu sefer buradaki 11 tane olan ilmeğin ortasından eksiltmeye başlayacağız. Hemen 1-2 sıra kuralım. Sonrası zaten örneğin tekrarından oluşuyor. O yüzden hemen bir tanesini 2 sıra yapalım beraber örnek kurma sırasını. Şurada geldik. En son arttırdığımızı da örüyoruz. Sonra hemen yanına bir tane daha arttırıyoruz. Çünkü burada kuracağız örneği. Şurada yaptığımız işlemi, şurada yaptığımız işlemi burada yapacağız. Bir tane öne attım ipliğimi. O bir eksilterek geldiğim kalan tek ilmeği örüyorum düz. İpliğimi yine öne alıyorum. Şuradaki sıra. Tekrardan 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Burada 11 tane ilmeğimiz olmuştu. Ortadaki 3'ünü birlikte öreceğim. Şurada bir yanlış yaptım. Geri dönelim. Geri dönelim. Bu videoyu hiç kesintisiz çekmek istiyorum. Çünkü beraber yapalım istedim. 1, 2, 3, 4. Şurada bir tane arttıracağım için, şurada onu da gördük beraber yanlış olduğunu. Şuradaki ikisini birlikte örmem lazım. Çünkü sürekli arttırmaya devam edersem ilmeklerim çoğalır. Kenarda 2 tane kalıyor. Gelen 2 taneyi birlikte örelim. İkisini birlikte. Buradan bir tane eksiltmem lazım ki burada bir tane arttırayım. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek. İpimi öne attım. Eksilterek geldiğim bir ilmeği ördüm. İpimi öne attım. 1, 2, 3, 4 ilmek. Ortadaki 3'ünü birlikte örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane daha ördüm. İpimi öne attım. Bir tane ördüm. Eksilterek geldiğim ipimi öne attım. 1, 2, 3, 4. Sonra ortadaki 3 taneyi birlikte örüyorum. Sırada gelen 1, 2, 3, 4 taneyi tek tek ördüm. İpimi öne attım. Şurada tek kalan ilmeğimi ördüm. İpimi öne attım. 1, 2, 3, 4. Burada ipi öne atıp arttırma işlemi yaptığım için bu tarafta bir tane eksilteceğim. Şimdi gelen ikisini birlikte örüyorum. Çünkü solda daha örnek devam edemiyor. 2 tane birlikte örmem lazım. 1, 2 tane ilmek kalmıştı. Onları da düz ördük. Şimdi ters sırayı tamamen ters olarak öreceğiz. Evet, ters sırayı bitirdik. Şimdi tekrardan düz sıraya geçtiğimiz zaman bu örneği çapraz bir şekilde tekrar ediyoruz. Burada 2 tane birlikte ördüm. 3. ilmek vardı.
Sağdaki 2 ilmeği örüyorum. Burada, şurada beraber ördüğüm ilmekti bu. Ve sol taraftaki bir taneyi buna katacağım. Çünkü örneğin devamı sağ tarafa doğru devamı yok. Şuradaki arttırma işlemini buradan eksilteceğim. Soldaki bir ilmeği alıp beraber ikisini birlikte örüyorum. 1, 2, 3 tane. Az önce 4 tane örmüştük. Ajurlu yere geldik. Hemen onun yanına, çünkü burayı toplam 11 tane yapacağız. Şu 1 taneydi, 3 tane oldu şimdi. Arttır arttır sağdan soldan toplam 11 yapıp şu örneğin tekrarını yapacağız sonra. Hemen yanına bir tane arttırdım. Öne attım ipimi. Düz örmeye devam ettim. 2, 3. İpimi öne attım. 1, 2, 3. Burada eksiltme kısmına geliyorum. Sağdan soldan birer tane alıyorum. Düz ördüm. 1, 2, 3. Hemen arttırma kısmına geldim. İpimi öne attım. 1, 2, 3. Arttırma kısmına bir tane daha arttırdım. 1, 2, 3. Üçünü birlikte örüyorum. Yanında hemen normal 1, 2, 3. Öne aldım ipimi. 1, 2, 3. Öne aldım. 1, 2, 3. Burada arttırdığımın kesme işlemini şurada yapıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane düz, bir tane daha düz. Örnek kurduğumuz sıra tamamen düz örgüden oluşuyor. Arka sıra tamamen ters örgüden oluşuyor. Evet değerli arkadaşlar, buraya kadar beraber ördüysek ve kanalıma henüz abone değilseniz ve abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil sesini de açarsanız bundan sonraki videoları yayınladığımız zaman size bildirim gelecektir. Ters sırayı da geçelim. Şu çapraz olan örneğiyle beraber bitirelim de sonrası zaten hep aynı şey, işlemin tekrarı. Şimdi kenarda 2 ilmek, sonra eksiltme ilmeğimiz hemen yanındaki ile birlikte örüyoruz. Sonra 1, 2 taneyi de örüyoruz tek tek. Hemen arttırma kısmına geldik, ipi öne attık. 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuşlar bu gruptakiler. 1 tane ile başladık, 5 oldu. Şimdi bunlarla birlikte 7 olacak. 1, 2 tane ördük. Eksiltmeye girecek olan ipliklerimiz bunlar. Üçünü birden ördük. 1, 2. İpi öne attık. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle baktığımız zaman çapraz şekilde örnek kendini göstermeye başladı. İpi öne attık. 1, 2. Ortadaki 3 taneyi birlikte örüyoruz. 1, 2 tane de düz ördük. İpi öne attık. Arttırma kısmına geldik. 1, 2, 3, 4, 5. İpi öne attık. Düz örmeye devam ediyoruz. 1, 2. Buradaki arttırdığımızın kesme işlemini burada ikisini birlikte örüyerek yapıyoruz. Ve son 2 ilmeği de düz ördük. Şimdi ters sırayı da geçip gelelim. Örnek kurma sırasındayız yine. 2 tane ilmeğimizi ördük. Ortada eksiltme ilmeğimize soldan bir ilmek daha alıp beraber örüyoruz. Son bir tane kaldı burada. Ördük. İpi öne attık. 1, 2, 3, 4, bu sefer 5, 7 tane oldu arttırarak gittiğimiz grup. İpi öne attık. Bir tane ördük ve ortadaki 3 taneyi
beraber örüyoruz. Sonra bir taneyi daha örüyoruz. Geldik arttırma grubuna. İpi öne attık. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İpi öne attık. Bir tane ördük. Üçünü birlikte örüyoruz. Bir tane örüyoruz düz. İpi öne attık. 1 2 4 5 6 7. İpi öne attık. Bir tane ördük. Burada artırdığımızı burada kestik. İkisini birlikte örerek ve düz sıramızın sonuna geldik. Şimdi yine ters sırayı örelim gelelim. Çaprazda kurduğumuz ikinci örneğin son örnekli sırasını yapıyoruz. Eksiltme ilmeğine geldik. Yandaki bir ilmekle birlikte ördüğümüz zaman bakıyoruz, eksilterek geldiğimiz grup bitmiş. Hemen yanına ipimizi öne atıp bir tane artırma işlemi yapıyoruz. Dokuz tane olmuş. Bu sıradaki arttırdıklarımızla birlikte 11 tane olacak. İpi öne attık. Bu ortada kalan 3 taneyi beraber ördük. Ve tek ilmek haline geldi bu. Eksilterek geldiğimiz grup tek ilmek oldu. İpi öne attık. Ve sonraki grubu örmeye başladık. İpi öne attık. Üçünü birlikte ördük. İpi öne attık. Normal sonraki grubu düz örgü örüyoruz. İpimizi öne atıyoruz ve ikisini birlikte örüyoruz. Bir tane ve bir tane daha. Kenardaki iki ilmek. Ters sırayı da beraber geçip şöyle bir örneğimize bakalım. Tüm ilmekleri ters ördüğümüz için burada çabuk çabuk örebiliriz. Oldukça kolay bir örnek. Keyifle de örülen bir örnek. Örerken ha şu örneği yapayım bitireyim, ha bu örneği yapayım bitireyim derken bir bakmışsınız bir sürü yol almış el işimiz. Şöyle geçtik ve bir bakalım. Şimdi iki örnek yaptık beraber. İlk başta kurduğumuz örnek ve sonra arttırdığımızın ortasında yeniden ikinci yaptığımız örnek. Bundan sonrası şöyle baktığımız zaman iki örnek bittiği zaman normal bir baklava dilimi haline gelmiş oldu ortada bulunan. Baktığımız zaman şurada bir ilmek eksilte eksilte geldiğimiz ilmeklerin sağında solunda artık gene şurayı yapacağız. Bu başlangıçta yaptığımız aynı işlemin tekrarından oluşacak. Yani 3 tane ilmek örüp bir tane arttırıp ortadaki 4 taneyi örüp sonra ortadaki 3'ünü birlikte örüp sonra yine 4 tane örüp bir tane arttırıp şeklinde. Şurada yaptığımız aynı işlemin tekrarından buradaki örneği kuracağız. Orada bittikten sonra burada yaptığımız işlemin aynısından tekrar örnek kuracağız ve birbirini tekrar ederek örgümüz devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle de hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.